yıllarca devletlerimizi yıkanlar yeniden kurduğumuzu görünce yeni bir hamleyi ortaya koydular. Benim canım kardeşim, biz binlerce yıllık bir devletin ürünü olarak bunu görüyoruz. Sizi hemen yerle yeksan ederler. Bunlara teslim olmayın. Bize yapmak istedikleri buydu. Hani etrafımızda ve dünyada bu kadar geçen olaylara karşı biz ne yaptık? Onu anlatmaya çalışıyorum. Buna teslim olmadık. 21. asırda bambaşka bir politikaya başladı Türkiye. 20. yüzyılda gördüğümüz bütün tecrübelerle, 20. yüzyılda yediğimiz bütün dayaklarla ve köteklerle, bütün insanlık dışı muamelelere, Amerika'dan, Avrupa'dan şu tehditlere, gecelik %8.000'lik faizlere, insanımızı ötekileştirmeye, kadınımızı başı açık başı örtülü diye ayırmaya, insanımızın yaşadığı, milletimizin yaşadığı bütün değerleri onun içinden söküp atma arzularına ve taleplerine karşı biz 21. yüzyılın sonuna, başına biraz yaralı, biraz bereli ama ayakta geldik. Ama 20. yüzyıldan Cumhuriyetimizin kurulduğu ilk günden itibaren yaşadıklarımızın bütün tecrübelerini zihnimizde, beynimizde, bedenimizde, her yerimizde gördük. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir 21. yüzyıl anlayışı başlattık. Ve yürüyüşü başlattık. Küresel ülkelere teslim olmadık. İkili ülke temaslarımızı, ilişkilerimizi, bölgesel ilişkilerimizi, ticari ilişkiler üzerinden kurduğumuz siyasi ve sosyal ilişkilerimizi, tarihin bize bıraktığı bütün ilişkilerimizi 21. asrın başından itibaren ilmek ilmek öldük. Bugünkü Ukrayna-Rusya savaşına dengeli bakan Türkiye kavramını reddediyorum. Denge niteliksiz ve renksiz bir kavramdır. Biz ilkeli bakıyoruz. Tam da Anadolu gibi bakıyoruz. Tam da devlet kabiliyetimize göre, millet refleksimize göre, tam da bize göre bakıyoruz.